Servetin asıl sahibi babasıydı. Osman Uncular. Ama kısa bir süre önce ölmüş. O öldükten sonra işleri Esat Bey devraldı. Burada sevilen biri mi? Pek. Pek bilmiyorum. Ama insanlar korkuyor ondan. Sonradan başımıza bela olacak biri var mı aynıdan kardeş filan? Bir abisi var. Bir de kardeşi. Onlar bu işin neresinde? Hiçbir yerinde. Esat Bey ikisini de hapsetmiş. İçerideler. Doğal seleksiyon. Güçlü olan hayatta kalır. Burada sohbete dahil olmak zorundayım. Çünkü hayatta kalmam tamamen benim kendi kişisel başarım. Doğal seleksiyon diye bir şey yoktur Alexander. Hele ki bende bu sönük ciğerler varken. Güçlü olan ben değildim. Benim gibi birine kim imparatorluğunu emanet eder ki? O yüzden benim varoluşum tamamen doğa kanunlarına aykırı. Onu anladım. Bence tam olarak anlamadın. Ben kendi kurallarımı koydum. Ona göre davrandım. Baktım ki ailem benden ümidi kesti. Ben de onların hayatta olan bağlarını kestim. Fakat hakkımı yemesin. Ben tahta geçince kardeşini boğduran sultanlar gibi yapmadım. Ben her şeyi kendi aklımla başardım. Bu kadarına kimse ihtimal vermezdi. Babam bile. Değil mi Zeus? Oteli nasıl bu? Küçük. Pek bana göre değil. Bana borcunu ödeyemeyen birinin hediyesi diyelim. İskender'i öldürdüğün gün o da senindir. İskender'e zaman verdim. Daha ona verdiğim zaman dolmadı. İskender'i birazcık tanıyorsam asla geri adım atmayacaktır. Problem yok. Ben hazırlığımı yaptım. Öyle mi? Keşke bana da haber verseydin. Yeğeni de geldi. Hepsi de evde. Başlayalım mı? Bekle. Herkes evdeyken olmaz. Ama hazırlıklı olun. İskender çıkınca harekete geçeceksiniz. Asıl karşılaşma şimdi başlıyor. Otelin devir işlemlerini başlatabilirsin. Cenazeden sonra başlatırız. Cenazeye gerçekten gidecek misin? Niye gitmeyeyim? Kekofaşlatus. Bittiği zaman haber verin. Babacığım, kuru pasta filan ye, hiçbir şey yemedin. İstemiyorum. Ananıza yemek getirdiniz. Götürdüm.
Götürdüm de bir şey yemedi. Kendi biliyor. Aa, sabahtan beri kedi fare izliyik ya. Oo. Ya dede, ben bunu izliyorum. Ya odanızda televizyonunuz yok mu sizin ya? Orada izleyin. İskender, ver bunu kumandayı. Aferin. Baba, ne izlemek istersin? Haberleri açayım mı? Değiştir. Değiştir. Ha, bu Fox kalsın Fox. Bodrum'da Boğaziçi mevkiinde yaşanan olayda kaçak göçmenleri taşıyan kamyon tüfekle tarandı. 20 göçmen, 3 güvenlik görevlisi, bir kamyon şoförü öldürüldü. Vatandaşların silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık birimleri sevk edildi. Kanlı saldırı... Ne oluyor? Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken işgalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin özel araçları... Ceviz var mı? Ceviz, bir yarım kilo ceviz var. Tamam. Henüz tespit edilemezken diğer saldırganın MŞ olduğu bildirildi. Emniyet güçleri iki saldırganı yakalamak için aramalarını sürdürüyor. Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşkalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin özel arama başlattığı iki saldırgandan birinin kimliği henüz tespit edilemezken diğer saldırganın MŞ olduğu bildirildi. Anaki, gel bana. Güçleri iki saldırganı yakalamak için aramalarını sürdürüyor. Boğaziçi mevkiinde yaşanan olayda kaçak göçmenleri taşıyan kamyon tüfekle tarandı. 20 göçmen, 3 güvenlik görevlisi, bir kamyon şoförü öldürüldü. Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşkalleri güvenlik kamerasına yansıdı. İhtiyar, anlatsana ne oluyor ya? Polis peşimizde. Senin adını bile biliyorlar. Televizyona çıkmışız haberlere. Nasıl ya? İskender bütün mültecileri öldürmüş tırdaki. Suçu bizim üzerimize atmış. Bu kamera görüntülerinin öncesini silince bütün mesele kabak gibi bunların başına patladı. Kabak gibi ha? Kabak gibi. Polis de peşlerinde artık. Bir yere kaçamazlar. Lan Musa, sen bir ara polis telsizi dinliyordun lan. Yapabiliyor muyuz hala öyle şeyler? Kralını yaparız abi. Ha? Tamam işte. Polis ihbarı aldığı an gider alırız bunları. Ha, ola ki gitti polis aldı önce. Bu sefer de içeride bitiririz. Her türlü bitiririz. Her türlü. Ben senin aklını seveyim, aklını. Ben senin aklını seveyim. Musa, sen telsizin başına geçiysen bir şey duydun mu, haber verirsen? Emredersin babacığım. Hey. Lan, haydi siz de geçin şöyle. Geçin bakayım, hadi. Bir halay çekek beraber, haydi. Ama önce korkmazın keyfine varalım, değil. Ha. Au! Ulan kalpsiz korkmaz. Sen benim telefonumu açar mıydın ya? Ha? Ulan hiçbir şeyden korkmayayım sen ya. Bana Allah'ından kork ya, Allah'sız. Duydum ki oğlunla bir olup herkesi öldürmüşsünüz ha. E ben biliydim zaten de artık bütün memleket biliydi. Bana bunu da mı yapacaktın? Ben sana daha neler yapacağım. Oğlun oğlumu aldı. Ben de senin oğlunun canını alacağım. Ben yaşadığım süreci alamaz. O da alacak. O da. Kapattı. Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşkalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin özel arama başlattığı iki saldırgandan birinin kimliği henüz tespit edilemezken... Allah belanızı versin lan. Nasıl bir belaya soktunuz beni? İki saldırganı yakalamak için aramalarını... Zar! Yaktın lan beni, yaktın bitirdin. Ne yapmışım amirim? Ulan bu yaptırdığın haberden sonra kim gelir Bodrum'a, kim gelir?
Bana bunun hesabını sormazlar mı sanıyorsun? İşte o zaman ben de senden soracağım. Sorarsınız tabii müdürüm. Biz de hesabımızı neyse veririz. Şu arkadaşları bir yakalayalım önce. Hele bir yakalama, hele bir yakalama. Müdürüm. Ne var? Bekir Tuncayken sizi arıyor. Bekir Tuncaykan kim kızım? Golf kulübünden arkadaşınızmış. Derdi neymiş? Saldırganların yerini söyleyecekmiş. Hadi hadi çıkıyoruz çabuk çabuk. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Şimdi anons geçti. Metin'le Korkmaz helikopter pistine gidiyor. Bütün polisler de oraya gidiyor. Da haydi gidelim. Haydi. Gelin lan. Az kaldı. Ya ben alacağım ya polis alacak. Ben alamazsam da orada olacağım. Ev ne olacak ev? Evi boş bırakmayalım. Tamam, siz buradan kalın. Demir ver. Sen sağ tarafa.
İhbar var, polis geliyor. Tamam. Beyler, hızlı hızlı, hızlı hızlı, hadi. Alo, gitmen lazım. Kim tızolar? Rus bunlar. Alexander'ın adamları. Korkmaz, korkmazın oğlu. Polis peşlerinde hala. Ama binememişler helikoptere. Musa dinledi telsizden. Yani sıkıştılar, burada kaldılar. Her şey aslında istediğin gibi hala. Var mı senin için yapabileceğim bir şey? Var. Boydan biraz direnci olsan, şöyle biraz enine genişlesen. Gerçi yüreği ne yapacağız? İkinci elde bulunmaz ki. Musa, al götür eve. Ne kadar adam kaldıysa koy kapıya. Tamam? Tamam abi. Belliydi. Eğer ölmüş olsaydı daha erken alırdık haberi. Burada kötü haber tez yayılır. Evden kalabalık çıkmış. Yeğeniyle adamları yardım etmişler. Ama yenilmiş sayılmayız. Moskova bile bir günde kurulmadı. Roma. Ne? Roma olmasın diyorum. O dediğim. Ben Rus'um. Benim için her yer Moskova. Hey! Burayı da al şöyle. Aşağı doğru. Bak şu, şuralarda bak. Bak oralarda bak. Amirim, silah sesleri buradan duymuş ama bu ne işi anlamadım. Ben anladım. Ama anlamak bir işe yarar mı dersen? Şöyle git. Oralarda dur. Aferin ama size. İyi iş çıkarmışsınız. Komiserim. Bir damla kan lekesi bile yok. Aynen. Vallahi bravo. Görüyorsun değil mi? Hız, pratiklik. Hepsi 10 numara 5 yıldız. Vallahi ne diyeyim komiserim. Yaban domuzu işte. Hani şimdi bir tane iki tane olsa bir şey değil ama sürüyle girmişler bahçeye. Aa şuradan girmişler bahçeye. Şimdi bizim çocuklar da ateş ede ede gelince bu tarafa doğru. Ha. Burada telef oldu hayvanlar. Biz de şimdi dedik her yer kimseye de yük olmayalım. Kendi pisliğimizi kendimiz temizleyelim. Fena mı etmişiz? Ulan önce bahane duydum. Böylesini ilk defa duyuyorum ha. Helal olsun Yunus. Eninde sonunda bir yerden açık vereceksiniz Yunus. Biliyorsun değil mi?
Mazoteye git be. Ayaklarım ıslandı hep.